Teknoşok'tan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Yeni bir kutu açılış videosuyla karşınızdayız. Uzun süredir beklediğimiz bir model vardı. Xiaomi'nin Mi 10T Pro modeli. Sonunda ofisimize geldi. Biz de kutusunu sıcağı sıcağına açalım dedik. Hatta yeni geldi bu telefon. Dakikalar oldu. Hemen çekelim istedik. Çünkü çok beklediğimiz bir modeldi. Gayet uygun bir fiyat etiketine sahip arkadaşlar. Şöyle alalım. 6000 liranın altında bir etiketi var bu telefonun. Üzerinde üst segment bir yonga seti var. Snapdragon 865 ile geliyor. Biliyorsunuz zaten takip edenler biliyordur. 8 GB RAM, 128 GB da dahili depolama alanı var. Şurada kutu üzerinde zaten yazıyor arkadaşlar. 8 GB RAM, 128 GB da dahili depolama alanının olduğu belirtilmiş. Rengimizde Lunar Silver diye bir renkmiş. Kutu üzerinde başka da bir bilgi yazmıyor. Bakalım kutu içeriğinde neler olacak? Göreceğiz. Şöyle etiket yapıştı buraya. Evet, burada bir tane daha etiket varmış Evapo'nun. O etiketi atladık. Yani fiyat o açısından bayağı uygun arkadaşlar. 5800 lira gibi bir fiyatı var ki bu fiyatlara hem 5G hem üst segment bir cihaz almak çok da mümkün değil. Xiaomi yine yapacağını yapmış diyebiliriz. Şöyle diye açtık ve telefonumuz burada göründü. Bakalım burada kılıf çıkacak herhalde bu kalın kutunun içerisinden. Evet, şöyle bir bağlantı jack'ımız var. Gördüğünüz gibi bu kulaklıklar için arkadaşlar. Hani 3.5 milimlik kulaklıkları çevirmek için Type-C'ye. Garanti belgeleri ve şöyle de gördüğümüz gibi kabımız var. Kap bu sefer biraz daha değişik yapmışım. Yani salt bir kap yerine şurada devasa bir Xiaomi logosu yer alıyor. Şöyle telefonumuzu çıkartalım. Koyalım kenara. Bakalım alttan kulaklık falan çıkacak mı? Evet, kulaklık yine yok. Açıkçası bu biraz hayal kırıklığı benim için. Yani çünkü üst segment cihaz. Hani Xiaomi'nin zaten orta ve alt segment cihazlarda kulaklık koymamasına alıştık. Fakat üst seviye bir cihaz için kulaklık koyulabilirdi. Gerçi fiyatını göz önüne aldığımız zaman arkadaşlar gayet normal bir durum diyebiliriz. Çünkü dediğim gibi bu fiyatlara böyle bir cihaz bulmak çok da mümkün değil. Şöyle yavaş yavaş çıkartalım. Evet. Karşınızda Lunar Silver rengine sahip Xiaomi Mi 10T Pro. Şöyle açayım hemen. Telefon hakkındaki ilk yorumlarımızı da yapalım. Evet, telefonumuz açılıyor. Dediğim gibi arkadaşlar bu telefonda zaten şurada da yazmışlar. Snapdragon 865 Yonga seti bulunuyor. 5000 mAh'lik bir batarya var. 33 Watt hızlı şarj desteğiyle geliyor bu batarya. 144 Hz 6.67 inçlik bir ekran var. 108 megapiksellik yapay zeka destekli bir kameramızda bulunuyor. Burada şu detay dikkatinizi çekmiş olabilir. Parmak izi okuyucusu power butonunda. Diyeceksiniz ki neden power butonunda? Neden ekranın altında değil? Hemen belirtelim arkadaşlar. Bu telefondaki ekran AMOLED ya da OLED değil. IPS LCD bir ekran. Biliyorsunuz IPS LCD ekranlarda parmak izi okuyucusu ekranın altına yerleştirilemiyor. Dolayısıyla bu yüzden de telefonun yan kısmına power tuşuna yerleştirilmiş parmak izi okuyucusu. Yani arkada falan yok. Power tuşundadır diye tahmin ediyorum. Alt tarafta arkadaşlar gördüğünüz gibi kulaklık girişi bulunmuyor. Zaten az önce de gösterdim size, kutudan kulaklık girişi çıkmıştı. Dolayısıyla Type-C'ye bağlayarak kulaklık bağlayıp dinleyebiliyorsunuz. Şöyle tuttuğumuz zaman ses açıp kapama ve power butonu aynı kısımda. Telefonun bu tarafında, yani kendinize tuttuğunuzda sol tarafında hiçbir şey yok. SIM kart girişimiz de yine telefonun alt kısmına konumlandırılmış durumda arkadaşlar. Genel itibariyle baktığımızda tasarım açısından hoş bir telefon diyebiliriz. Ama biraz kalın geldi bana açıkçası. Hani şöyle tutayım size. Yani biraz şöyle arkadan daha iyi, daha net anlarsınız hatta. Biraz kalın duruyor ve kamera çıkıntısı da şöyle tuttuğum zaman görebilirsiniz sanırım. Kamera çıkıntısı da bir hayli fazla. Yani bir tık daha düşük olsaymış kamera çıkıntısı bence çok daha güzel olurmuş ama biraz fazla. Tabii dediğim gibi 5800 lira seviyesine arkadaşlar böyle bir cihaz almak halihazırda çok da mümkün değil. Yani 108 megapiksellik bir kamerası var. Ana kamera. Ön tarafta delikli ekran tasarımıyla geliyor. Corning Gorilla Glass 5 var bu cihazda ve en önemlisi de Snapdragon 865 Yonga seti bulunuyor. Genel itibariyle baktığımızda 5800 liraya alınabilecek en iyi cihazlardan biri şu anda bana göre. Tabi rakamlar bunu gösteriyor. Birazdan dedim birkaç gün sonra bunun testlerine başlayacağız arkadaşlar. Testler sonrasında
Hani nasıl bir performans var ki özellikle kamera performansı çok merak ediliyor. Yani gördüğünüz gibi çok farklı bir kamera kurulumuna sahip. Biliyorsunuz zaten Xiaomi son dönemde hani bu 108 megapiksellik kameraları birçok modelinde kullanmıştı. Şunu da belirtelim arkadaşlar, bu 108 megapiksel f1.7 diyafram aralığına sahip geniş açılı bir kamera. Ona 13 megapiksellik ultra geniş açı kamerası ve 5 megapiksellik de makro kamera eşlik ediyor. 8K video kaydı yapabiliyor bu kamera. 30 FPS'te tabii ki de. 4K ise 30 ve 60 FPS'te kayıt alabiliyor. Genel itibariyle telefonun özellikleri bu şekilde arkadaşlar. Yani ilk izlenim olarak bunları söyleyebiliriz. 5G desteği var zaten ama ülkemizde 5G desteği yok. Bu da yani telefonda şu anda 5G desteği olsa bile hani 3-4 yıl kullanacağım ben bu telefonu diyorsanız 5G desteği şimdilik olmasa bile ileride işinize yarayacaktır diyelim. Ön kameranın 20 megapiksel olduğunu da size hatırlatalım. İleride bunun testlerini yaptığımızda arkadaşlar fotoğrafları çekeceğiz. Nasıl bir fotoğraf performansına sahip olduğunu sizlerle paylaşacağız. Oyun performansını sizlere göstereceğiz ki zaten hani Snapdragon 865 ile gelen bir telefonda oyun tarafında herhangi bir sıkıntı çıkmayacaktır. Akıcı ve net bir şekilde oyunları oynatacağını zannediyorum ki Xiaomi zaten telefonlarında biliyorsunuz özel bir soğutma sistemine yer veriyor. Dolayısıyla herhangi bir sıkıntı çıkacağını ben sanmıyorum. Tasarım açısından da kötü bir telefon değil. Çerçeveler vesaire ince. Tabii bir de stajyerimize soralım. Yağmurcuğum bu telefon sence nasıl? Yani dışarıda görsen bu telefonu alır mısın yani? Şöyle bir tut bakalım. Kalın mı, ince mi? Neler söyleyeceksin telefonla ilgili? Yani telefon kalın ama dış görünümü gayet şık. Güzel mi yani? Kamera alır mısın falan. Yani? Yani evet alırım. Güzel. Peki bu telefona 5800 lira mı verirsin? Yoksa bunun yerine farklı bir cihaz mı almayı düşünürsün? Yani fiyatı günümüzdeki telefonlara göre uygun. Uygun diyorsun. Uygun. Yani 5800 liraya bunu mu alırım diyorsun? Evet, yani bunu alırım. Böyle bir sürü telefon olsa önünde. iPhone da dahil. Ki 5800 liraya iPhone yok da hani aynen. iPhone SE olsun. Yeni çıkan biliyorsunuz. O da var. Bu da var işlerinde. Bunu mu tercih edersin? Bunu tercih ederdim evet. Edebilirim. Yani görünüşüyle seni cezbetti görünüş, mi? Görünüş evet. Kameraları falan bayağı iyi. Kameranın evet, görünümü güzel diyorsun. Evet güzel. Tamam sağ ol Yağmur yorumların için. Evet arkadaşlar önümüzdeki günlerde telefonun testleriyle karşınızda olacağız. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Mi 10T Pro ile ilgili ilk izlenimimiz güzel bir cihaz olduğu yönünde. Tasarımı da kötü değil. Yağmur da bunu onayladı. Fakat dediğim gibi biraz kalın bir cihaz. Bir de ağır arkadaşlar. Hani baktığımız zaman 5000 mAh'lik bir batarya var. Bu kadar kalınlık normal sayılabilir. Ama kamera çıkıntısı çok böyle iddialı olmuş. Yani biraz yüksek. Aynı Galaxy Note modellerindeki gibi biliyorsunuz. Onlarda da bayağı rahatsız edici bir kamera çıkıntısı vardı. Fakat şu kılıfı taktığımız zaman bu rahatsız edicilik gidecektir diye düşünüyorum hemen. Evet. Yani bu kamera çıkıntısının etrafına da arkadaşlar silikon bandı yerleştirdikleri için gayet hani kullanışlı olabilir kamera bandından. Yani güzel. İlk yorumumuz bunlar. Önümüzdeki günlerde incelemesiyle karşınızda olacağız. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmuyorsunuz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.